Hüseyin sormuş her şeyi zıt koşuluyla biz nasıl bir araya getirebiliriz? Biraz zor Hüseyin ama yapılmayacak bir şey değil. Tamam mı? Şöyle düşün bak. Hayatta elde etmek istediğim bir şey var. Öteki taraftan da canım bunu pek elde etmek için koşmak istemiyor. Tamam mı? Atıyorum mesela okulu bitirmem lazım ama canım pek de bitirmek istemiyor. Yani pek de bir isteğim yok. Ama ne yapmam lazım? Hesap kitap yapmaya başlıyorum. Bitirsem, bitirmesem, yapsam, yapmasam. E hayatta ne yapıyoruz? Bazı şeyleri istemememize rağmen yapıyoruz. Zorakilikten yapıyoruz. Var olmak için yapıyoruz. Ondan sonra iki zıt koşul var yani. İsteğime isteğim var. İsteğime karşı olan bir şey var. E ne yapmam lazım? Hesap yapmam lazım. Neyi yapmaya değer? İki şeyi böyle bir araya getirebilirsin. Yapmayı istemememe rağmen bunu yapmamın gerekliliğini bana aklım eğer kendimi ikna edersem yaptırtabilir. Şimdi maneviyatta nasıl yapacaksın bunu? Maneviyatta yapamazsın. Çünkü doğamız başkasını sevmeye, ona ihsan etmeye kendisini ikna edemez. Aa, ama ne var? Çevre var. Rehberim var, kaynaklar var, dostlar var. Onlar beni ikna edebilir. Çünkü ben hiç istemediğim bir şeyi bile çevrenin etkisiyle yapabilirim. Hı? Reklamlar sizi öyle etkilemiyor mu? Hiç aklınızda olmayan bir şeyi size yaptırtıyorlar, aldırtıyorlar. Hatta almazsan sen toplumda iğrenç birisin diye öyle bir de ima ediyorlar. Ki kendini kötü hissedesin insanın ve gururuyla, itibariyle, kişisel saygınlığıyla oynuyorlar. Tamam. Grup aynı şekilde, çevre de öyle. O yüzden ya dünyevi hayatın peşinde koşacaksın, oraya göre koşacaksın ki onu da pek istediğini sanmıyorum. Çünkü yoksa dünya maneviyatta olmazdın. Birçoğumuz istemiyor ki. Birçoğumuz hayatımıza bakıyoruz, saçma sapan şeyler peşinde koşuyoruz. Dünya bizi zorladığı için, toplum bizi zorluyor. Böyle giyin, böyle kuşan, şurada çalış, burada çalış, bunu yap, bunu yap yapmayacağım da diyemiyorsun. <gülüyor> yani <gülüyor> hayat adamı böyle at arabasında hani at, atı böyle kamçılaya kamçılaya koştururlar ya o, şey, o şekilde hayat da bizi koşturtuyor. O yüzden kişinin yapması gereken şey burada anlayış getirmesi lazım hayatına. Yani hayatımı anlamaya başlamalıyım. Ki anlayıştan istemesem bile yapmanın gerekliğine kendimi getirebilirim. İşte bu çevreden olur. Bu çevrenin etkisi. Çalıştıkça. O yüzden niye dersler çok önemli? Dersler bize bilgi eklemiyor. Dersler bana hayatımda ne olduğunu gösteriyor. O yüzden ne Birden bir sürü soru, birden sorular sormaya başlıyorsunuz. Hayatta şuydu buydu. Daha önce kendinizde keşfetmediğiniz şeyleri keşfediyorsunuz. Niye? Çünkü ders öğretiyor. ha Benim doğam gerçekten böyle mi? Dışarıdaki doğa gerçekten böyle mi? Benim hayatım gerçekten böyle mi? Demeye başlıyorsunuz veya daha önce sorup da cevabını bulamadığınız şeyler ders cevap veriyor. Sonra ne yapıyorsunuz? Akıl inşa ediyorsunuz. O zaman ne oluyor? İşe gitmenin gerekliliği oluyor istemememe karşı. E maneviyatta da yaratılışın amacını istemesem de yapmam lazım gibi bir düşünce geliyor. Bu ne yapıyor bizi? Arzumuzun iyi ve kötü hissetmemin ötesinde yaşamaya getiriyor. Ve bu çok önemli bir şey. İnsan esas orada. İyi veya hissetmek diye erkek kelimesi. O yüzden erkek ne demek erkek? Var mı bilen? Erkek arzularının üzerinde yer eden demek. Yani kendimi iyi ya da kötü hissediyorum onun da değil demek. Beni ilgilendirmiyor ben işimi yaparım demek. Kendimi iyi hissettim kötü hissettim beni ilgilendirmiyor. O yüzden İbranice'de gever erkek demek. Hitgabrut kelimesinden aşmak demek. Yani ne hissettiğim, kendimi iyi ya da kötü hissettiğime göre davranmıyorum. Yapmamın gerekliğini bildiğime göre davranıyorum. Ve kişi kendinden yani alma arzusundan ayıran şey bu. Hepimiz için. Erkekler, kadınlar derken yani herkes için konuşuyorum. Tamam. O şekilde. Adam olmak da o. Alma arzumun koşulundan bağımsızım. Yoksa alma arzum beni sürekli haz alacağım yere itiyor. Nerede haz var ben orada. O şekilde. Kedi gibi. Didi didi didi. O şekilde yani. Aynen. Ondan sonra O yüzden öğren, öğrenmemiz, o yüzden dersler çok önemli.